Kariyer Atölyesi'ne hoş geldiniz. Ben Adem Ali İren, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörüyüm ve aynı zamanda İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Birimimizi bugün size tanıtacağız. Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü'nde Erasmus, Mevlana, Farabi ve Dış İlişkiler olarak farklı birimlerimiz var. Bu birimlerin her birinin ayrı görevi var. Bu birimleri kısa tanıtarak bu birimlere gelen çok yoğun sorular oluyor. Bunları sizlerle kısaca paylaşacağız. Erasmus en çok bilinen birimimiz. Mevlana ikinci sırada geliyor en çok bilinirlikte. Farabi yurt içerisinde farklı faaliyetleri ve hareketleri yaptığımız birimimiz. Dış ilişkiler ise yabancı öğrenci sınavı yani YÖS olarak tanımladığımız öğrenci alım sürecinde, tanıtımda, öğrenci işleri daire başkanlığıyla beraber çalışan ve aynı zamanda ikili işbirliği anlaşmalarını geliştirmeye çalışan birimlerimiz. Bunlarından dış ilişkilerle başlamak istiyorum ben. Dış ilişkilerde şu anda tam zamanlı üç personelimiz var. Bu personelimiz bir tanesi anlaşmaları çevirerek hukuk müşavirliğine gönderip bu genel koordinasyonu sağlıyor. Diğer personelimiz yazışmaları ve resmi evrakları takip ediyor. Bir diğer personelimiz ise gelen soru ve cevapları e, alarak e, bana iletiyor sıkıntılı olan e, süreçleri yönetmeye çalışıyoruz bazen. Buraya en çok gelen sorular e, YÖS ile alakalı oluyor. Yabancı uyruklu öğrencilerin lisans ve lisans üstü düzeyde e, nasıl başvuru yaparım, e, hangi bölüme girerim, kaç kontenjanınız var, katkı ücreti ne kadar... Bu gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bunun dışında hocalardan gelen işte benim şu üniversitede bir bağlantım var. Burayla bir anlaşma yapmak istersek nasıl olur? İkili anlaşmayı nasıl yapıyoruz? Ya da işte bölüm bazında bir proje yazsak bize dış ilişkiler destek olur mu? Gibi sorularla karşılaşıyoruz. En çok e, bu standart soru kalıpları üzerinden cevaplar ve çözümler üretmeye çalışıyoruz. Erasmus ise soruları çok daha fazla yoğun olarak aldığımız, cevapları da hızla ve fazlaca vermeye çalıştığımız bir birim. Burada dört tam zamanlı personelimiz çalışıyor. Burada öğrencilerin not ortalamaları, ders denklikleri geri dönüş e, evrakları takibi ve aldıkları derslerin, olduğu gibi transkriplerine yansıması için bir süreç yönetimi var. Öğrencilerden en çok gelen sorularda benim puanım bu kadar işte şu sınava başvuracağım bunu kabul ediyor musunuz? İşte benim bölümümün anlaşmalarını listelerde bulamadım. Bu bölümle işte bizim farklı anlaşmalar yapma imkanımız var mı? İşte hocam şu bölümü istiyorum fakat dersler uyuşmadığı için bölüm koordinatörümüz farklı bir tavsiyede bulundu gibi sorularla karşılaşıyoruz ve bunları yönetmeye çalışıyoruz. Mevlana ise Avrupa dışında uluslararasılaşmayı hedeflediğimiz bir alan. Oraya da genel olarak aynı, yani Erasmus'ta benzer sorular geliyor. Bu Erasmus'ta gelen soruların tek farkı burada not ortalamalarının Erasmus'tan biraz daha farklı olması, daha yüksek puanların isteniyor olması ve kontenjanların Erasmus gibi öngörülebilir bir şekilde yürütülemiyor olması. Çünkü buradaki yapı daha merkezi bir yapı. Yani üniversiteleri bırakılmış bir süreç yönetimi çok fazla yok Mevlana'da. Farabi yine Mevlana gibi merkezileşmiş. Süreç yönetimi çok fazla merkezileştiği için de öğrencilerin çok fazla sorusu olan, bunları da anlık cevaplamaya çalıştığımız birimler olarak bizim karşımıza çıkıyor. Kariyer atölyesinden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta Erasmus'u tanıtacağız. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, her şeyi böyle yaymayı unutmayın. Bizi paylaşın. Bizi yükseltin.